Bursa Spor TV'den merhaba, günaydın sevgili izleyiciler. 25 Ağustos 2010 Çarşamba bugün. Haftanın tam ortasındayız. Güne yansıyan Bursa Spor'la ilgili haberleri hemen inceleyelim. Tangocu Ressali deniyor. Dün İnegöl Spor'un açılış sezonu vardı. Sezon açılışını Bursa Spor'la gerçekleştirdi. Maç yaparak İnegöl ve 2-0'lık bir skor ortaya çıktı. Olay gazetesi manşetine taşınan başlıkta Tangocu Ressali deniyor. Bununla ilintili olarak Sivas Spor maçı öncesinde sağlam yedek oyuncularını İnegöl önünde gördü. Bordo Beyazlı takımın sezon açılışında oynanan dostluk maçını Bursa Spor, İnsua ve Muhammed'in golleriyle 2-0 kazanırken Tangocu 10 numara formaya talip olduğunu gösterdi. Cumartesi günü Sivas Spor'la deplasmanda karşılaşacak olan son şampiyon Bursa Spor, İnegöl Spor'un sezon açılışında oynanan dostluk karşılaşmasını 2-0 kazanırken yedekler "biz bu takıma her an girebiliriz" sinyalini verdi. Bu sezonu ilk maçını oynayan İnsua olumlu pasları, bitirici vuruşlarıyla dikkati çekerken Bursa Spor'a ucuz maliyetle gelen Arjantinli Esteyner oynadığı futbolla parmak ısırttı. İnegöl'lü spor severlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaya etkili başlayan Bursa Spor oldu. Yeşil Beyaz ekibin A2 takımı için denemeye getirdiği Uruguaylı Garildo ile Fildişi sahilinden ars değil vasat bir oyun ortaya koydu. Bu sezon 3. ligde şampiyonluğu hedefleyen İnegöl Spor ilk 30 dakika rakibi karşısında direnmeye çalıştı. 31'de Kirita'nın kullandığı serbest atışta İbrahim arka direkte topu kafayla indirdi. İnsua yine usta bir kafa şutuyla fileleri havalandırdı. 35'te sahanın başarılı isimlerinden Mustafa Keçeli ile başlayan ataktan İnsua'nın pasında ceza alanı dışında buluşan Muhammed Demir ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi. İkinci yarıda iki takım da bolca oyuncu değiştirince tempo düştü ve mücadelede ilk yarıda atılan gollerle 2-0 sona erdi. Cemal Ekentok hazırlamış haberi. Evet, 2-0'lık bir üstünlüğü oldu Bursa Spor'un ve İnsua ile Esteyner de bu arada görücüye çıkmış oldular. Ve sonuç şu ki, çıkan netice şu, çok beğenildiler oynadıkları futbolla. İnsua sahne aldı. İnegöl'de ilk kez görücüye çıkan Arjantinli Maestro attığı gol ve yaptığı asistle göz kamaştırdı. Bursa Spor'un büyük umutlarla transfer ettiği Arjantinli yıldız Federico Insua dün bir sahne aldı. Avusturya kampında Kirita'nın müdahalesiyle sakatlanan Insua, İnegöl Spor'la yapılan dostluk maçında 61 dakika forma giyerken oynadığı oyunla göz doldurdu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından Sivas Spor maçı öncesinde durumuna bakılan Arjantinli Maestro attığı gol ve yaptığı asistle taraftardan alkış aldı. 30 yaşındaki Insua, oynadığı oyunda Ertuğrul Hoca'ya Sivas Spor maçı öncesinde adeta "ben hazırım" şeklinde mesaj gönderdi. Maestro'ya tam not. Ertuğrul Hoca İnsua'nın performansından memnun olduğunu söyledi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam İnegöl Spor karşısında istediklerini aldıklarını söyledi. Şans verdiği oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Sağlam, "bu tür maçları sık sık yapacağız. Çünkü önümüzde zorlu mücadeleler var. O nedenle herkesin hazır olması gerekiyor. Tüm futbolcularım ellerinden gelenin fazlasını ortaya koymaya çalıştı. İnsua'nın performansından memnunum. Ben göreceğimi gördüm. Fiziki olarak tam hazır olmasa da ortaya koyduğu futbol beni memnun etti. Sivasspor kadrosuna alabilirim" diye konuştu. Evet, bunlar bir nevi deneme sınavı oluyor futbolcular için. Altyapı için iki aday, Timsah Fildişili forvet Arstil ile Uruguaylı stoper Garido'yu denemeye aldı. Bursa Spor altyapısına iki oyuncu denenmeye getirildi. 10 gündür Bursa'da bulunan 20 yaşındaki Fildişili forvet Gleduas Arstil ile 20 yaşındaki Uruguaylı stoper Mauricio Garrido'ya dün Ertuğrul Sağlam tarafından İnegöl Spor maçında şans verildi deniyor. A2'de yabancı oyuncu oynatma hakkı bulunan Yeşil Beyaz ekibin bu iki oyuncuyu denemeye aldığı öğrenildi. Garrido ve Arstil için son kararı Ertuğrul Hoca verecek. Ön libero'ya 3 aday, yönetim İranlı Neko Unam, Arjantinli Ordigoza ve Kamerunlu Guemo'yu takibe aldı deniyor. Ön libero mevkii için 3 yabancı oyuncu belirledi. İspanya'nın Osasuna takımında oynayan 30 yaşındaki İranlı Javed Neko Unam bu bölge için en büyük aday. İkinci aday ise Arjantin'in ikincilik takımlarından Argentina Juniors forması giyen Ortigoza. Son aday ise geçen sezonu İskoç takımı Celtic'te geçiren Fransız ekibi Nancy'nin Kamerun oyuncusu Guemo. Bu üç oyuncudan birini en kötü kiralık olarak kadroya katmayı planlayan Bursa Spor'da son kararı Ertuğrul Hoca verecek.
Sivas'a özel uçak, bir başka haber. Galatasaray Ali Sami Yen'de gelerek 18 yıllık 3 puan hasretine son veren Bursaspor, Sivasspor deplasmanına özel uçakla gidiyor. Cumartesi saat 21'de oynanacak maç için Borajet'ten kiralanan 60 kişilik uçakla Cuma günü saat 16'da Yenişehir Havaalanı'ndan hareket edecek olan kafili Sivas'ta kampa girecek. Yeşil Beyazlılar maçın ardından da gece geç saatlerde Bursa'ya dönecek. Sercan Nihayet denmiş. Evet, başarının şifresi, tarihi zaferler, iri ufaklı başarıların bir araya gelmesiyle kazanılır misali. Kaptan Ömer Erdoğan da iki ayrı maçtaki iki büyük özverisiyle adeta işte başarının şifresi bu dedirtiyor. Serkan Yetişmişoğlu kaleme almış. Final programından çıkan cümleler, Kaptan Ömer Erdoğan konuk olmuştu. Evet, oradan bir köşe yazısı hazırlamış Serkan Yetişmişoğlu. Haftanın takımı Bursaspor efendim. Dilek Olay tam 18 yıldır Ali Sami Yen'de yüzü gülmüyordu son şampiyonun. Bu kez makus talihini oynadığı akıllı futbol ve attığı gollerle kırmayı başardı. Sezonun ilk büyük maçından zaferle ayrılmayı başaran Yeşil Beyazlılar oynadıkları futbolla herkesin takdirini kazandı. Haftanın antrenörü Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam. İşbaşı yaptıktan sonra Bursaspor gerçekten çağ atladı. Bu sezonun ilk büyük maçındaysa Galatasaray karşısında takımını çok iyi yönetti. Taktik yorumu ve yaptığı değişikliklerle maça damgasını vurmayı başardı. Haftanın hakemi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle Bünyamin Gezer. Yılın ilk derbi mücadelesinde pozisyonlara en az futbolcular kadar yakın oldu. Gördüğünü çalıp yardımcılarıyla uyumlu olunca ortaya kaliteli ve temposu yüksek 5 golün atıldığı bir karşılaşma çıktı denmiş. Evet, haftanın kare ası Ergiç, Bursaspor'dan Yatara, Trabzonspor'dan Adnan, Konyaspor'dan Metin, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan. Sırp Yıldız orta alanda görev yapmasına karşın Galatasaray karşılaşmasında sahada basmadık, yer bırakmadı. Oynadığı güzel futbolun karşılığını attığı iki golle alan Ergiç, Yeşil Beyazların kayıpsız yola devam etmesini sağlayan isimlerin başında yer aldı diyor. Ergiç iki gol kaydettikten sonra kare as kim diye sorulduğunda ben demişti. İki gol attım bu hafta böyle diye de tamamlamıştı sözlerini esprili bir şekilde. Ama gerçekten o damgasını vuran kişi oldu Galatasaray maçına. Hoş geldin İnsua diyor Bursa Hakimiyet. Kocaman da bir İnsua fotoğrafı koymuşlar. Arjantinli özel de olsa ilk maçında döktürdü. Hoş geldin İnsua. Bursaspor sezon açılışına katıldığı 3. lig temsilcisi İnegöl Spor'u herkesin merakla beklediği Federico Insua'nın bir gol ve bir asistiyle zorlanmadan yendi. Ertuğrul Sağlam'ın genç ağırlıklı kadrosunun ikinci golünü Muhammed Demir kaydetti. Insua hareket getirdi deniyor. 3 dakikada 2 gol, ikinci devre sustular. Evet. Altyapıya deneme deniyor. İki futbolcudan bahsediliyor yine. Uruguaylı stoper Mauricio Garrido ve fil dişi sahillerinden orta saha oyuncusu Gleidos Zün Aristil. Çok beğendim. Ertuğrul Sağlam, Insua'nın henüz hazır olmadığını ancak gösterdiği gayreti olumlu bulduğunu söylüyor. Daha hala takımın düzeyinde değil ama hırslı ve istekli olması bizi çok mutlu ediyor. Esteyner de daha iyi duruma gelecek dedi. Evet, bunlar da bizi mutlu ediyor. İstikrar abidesi Bursaspor Ertuğrul Sağlam'la birlikte 54 maçta hiç 2 hafta üst üste mağlup olmadı. Bu da şahane bir şey. Şampiyon uğur getirsin. Spor Toto 3. Lig 1. grupta zirveyi hedefleyen Bursa temsilcisi 27 kişilik kadrosuyla sezonu selamlarken Başkan Yusuf Şen Bursaspor'un burada olmasından büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Evet, Bursa Hakimiyet'in güne ilişkin haberleri de böyleydi. İnsua özneli, İnsua merkezli bir gündem oluşturmuş Bursa Hakimiyet bugün. Evet, Federico Insua çok merak ediliyordu. Oyunu, futbolu çok merak ediliyordu. Dün işte ortaya koydu, sahaya koydu futbolunu. Çok da beğenildi. Hayat gazetesi timsah ter attı demiş. İnegöl Spor'un sezon açılışında sahaya çıkan timsah 2-0'la mücadeleyi kazandı. Bursa Spor'un gollerini İnsua ve Muhammed Demir attı deniyor. Ozan golü unuttu. Şampiyonluğun mimarlarından olan Ozan İpek yeni sezonda henüz gol sevinci yaşayamadı. Olsun, daha çok ligin çok başındayız henüz. Daha neler olur. Sağlam memnun. Genç oyuncularımın kalitesini bu maçta görmüş olduk diyor. Özellikle İnsua oynadığı futbolla Bursaspor için çok yararlı işler yapılabileceğini gösterdi diye de ekliyor.
Bursa Haber, timsahın yorulmayan savaşçıları. Timsahın yorulmayan savaşçıları, kainat güzeli de Meksika'dan seçilmiş bu arada. Pek de güzel maşallah. Görmeden geçemedik. Evet, Bursa Haber Spor, İnsua açılışı yaptı. İnegöl Spor'un sezon açılış törenine katılan ve Bordo Beyaz'la takımla özel bir maç oynayan Bursa Spor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Merakla beklenen Arjantinli sonunda sahaya indi, bir gol attı, bir de asist yaptı. Performanslarını beğendim diyor Ertuğrul Sağlam. Evet. İnegöl Spor sezon açılışında taraftara tanıtılmasının ardından futbolcular kurban kesilip dualar okundu deniyor. Karşılaşmayı Bursa Spor Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan, İnegöl Spor Başkanı Yusuf Şen'le birlikte izledi. Suskun adam Ozan. Bursa Spor'un şampiyonluğuna golleriyle büyük katkıda bulunan Ozan İpek, bu sezon hazırlık maçlarına dahil olmak üzere henüz golle tanışmadı. Ama daha topu şurada iki maç, bir de hazırlık maçı oldu yani. Çocuk daha ne yapsın? 17 maç var. Lütfen. Evet. Tabii başarılı olunca ama bir futbolcu, o mutlaka doğal olarak bekleniyor. Gazeteciler de haklı, taraftar da haklı ama daha çok yolun çok başındalar. Çok güzel şeyler olacak. Hürriyet Bursa, rakiplere gözdağı. Kaptan Ömer Erdoğan taraftara coşku dolu şov yaptırdı. Yine başı bandajlı şekilde. Maratonda ilk iki maçı kayıpsız geçen Bursa Spor başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Motivasyon patlaması yaşanıyor deniyor. Konya ve Galatasaray galibiyetleriyle büyük sükse yapan timsah, savaşçı futboluyla göz doldururken Sivas Spor sınavı öncesi motivasyon patlaması yaşanıyor. Taraftar büyüledi. Stepanov diyor ki, tribünlerde yaşanan coşku başımı döndürdü. Daha önce Trabzonspor'da da forma giymişti. Taraftar 90 dakika boyunca susmuyor. Trabzon'da bile böyle bir coşku yaşamamıştım. Onların gücü takımı her an ateşliyor diye konuştu. Evet, buraya gelen, özellikle dışarıdan gelen futbolcular önce hayret, sonra şaşkınlıkla karışık bir hayranlıkla taraftarı izliyorlar. Önce hayret ediyorlar, sonra hayranlık duyuyorlar. Evet, aheste revan gerçekleşiyor bu ama bir oturunca da akıllardan, hafızalardan çıkmıyor. Başka bir takıma gitseler de Bursa Spor daima asılı kalıyor hafızalarında. Kent gazetesi tecrübe konuşuyor demiş. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la ikinci baharlarını yaşayan kaptan Ömer Erdoğan ve Ali Tandoğan çizdikleri görüntüyle adeta Bursa Spor'un istikrar abidesi geldi. Bu arada Ömer'i yine, kaptan Ömer'i yine başında bandajını tutan fileyle görüyoruz. Bir süre sonra artık bu bir trend haline gelecek, bir moda bir akım oluşturacak Ömer'in kafasındaki file. Yani bir moda unsuru haline gelecek, o kadar da bariz. Bu Ömer'in savaşçı, mücadeleci ve fedakar yapısını gösteriyor sevgili izleyiciler. İşte o çok kutsal bir, başındaki bandaj çok kutsal bir obje haline geldi ama diyorum yani bir akım haline bile gelebilir artık. İnegöl sezonu açtı, hemen toparlanıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ın getirilmesiyle birçok tarihi başarıya imza atan Bursa Spor 54 maçta hiç iki kez üst üste mağlubiyet almadı. Evet, Timsah Sivas'a hazır. Yiğido eskisi gibi deniyor. Neden hazır? Hazırlık maçı vardı ya İnegöl. Bir nevi deneme sınavı gibi oldu aslında. Öyle dedim ya, dershanelerde yaparlar ya deneme sınavları. Puan alırsınız işte, kendinizi bir denersiniz. Onun gibi deneme sınavı. Bu sonuca göre süper. Yiğido eskisi gibi deniyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında 4 puan toplayan Sivasspor oynadığı iki maçta eski başarılı günlerine dönüşünün sinyalini verdi. Meydan gazetesine geçelim şimdi Kent'ten sonra. Kainatın en güzel kızı burada da var. Evet. Jimena Navarrete'ymiş adı. Insua sahada. Talihsiz sakatlığın ardından timsahın en önemli transferlerinden Insua ilk kez Bursa Spor forması giydi. Hoş geldin şampiyon. Şampiyonumuz hoş geldin. İstediğimizi aldık diyor Ertuğrul Sağlam. Merhemimiz sağlam. Ertuğrul Sağlam'la tarih yazan Bursa Spor yeni sezona da sükseli başladı. Başlık çok güzel. Merhemimiz sağlam. Geçen sezon Sağlam yönetiminde tarihi skorlara imza atarak şampiyon olan timsahlar 18 yıl sonra aslanı da evinde avlamayı başardı. Bursa Spor'un başarılı çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam, yeşil beyazların yıllardır bir türlü kapanmayan yaralarına bir bir merhem oluyor. Evet, onun ruhu, iyileştirici bir ruh, Bursa Spor'a iyi geldi. Ertuğrul Sağlam, Bursa Spor'a iyi geldi.
Bu arada Galatasaray maçının kritiğini ve Sivasspor maçının değerlendirmesini yapmak üzere çarşı pazara çıktık. Çarşı pazar kadın işi, tribün erkek işi dedik efendim. Biz de kendimize üstümüze düşenini gerçekleştirdik. Pazara çıktık. Cengiz arkadaşım, kameraman arkadaşım Cengiz Ekinci ile Çancılar'daydık. Şimdi kurgu operatörü arkadaşım Ender onları bir güzel harmanlayıp bitiştirip bir araya getirecek. Bir de güzel müzik döşeyecek. Birazdan Tıkla Ezeler'de izleyeceksiniz. Neler diyor, neler diyor Bursalılar, Bursalı taraftarlar öyle mutlu ki. Birazdan izleyin. Fanatik gazetesi diyor ki, İstanbul gazetelerine geçmiş bulunuyoruz tabii ki şu dakikadan itibaren. Efendim, bulacağım şimdi. Timsah'ta operasyon. Son şampiyon transferde hız kesmiyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Bursaspor gündemine 3 ismi aldı. İlk sırada Ortigoza yer alıyor. Bu oyuncunun alternatifleri arasında da Nguyemo ve Neko Uan var. Kamerun ve Fildişi, ne güzel isimleri var değil mi? Nguyemo ve Neko Uan. Her biri kariyerli. Bonservisi Fransa'nın Nancy takımında bulunan, Celtic'te kiralık olarak forma giyen Kamerunlu Landry Guemo ve Osasuna'da oynayan İranlı Yavat Nekounam. 24 yaşındaki Guemo geçtiğimiz yıl İskoçya'da 35 maçta forma giydi. 30 yaşındaki Yavat ise 4 sezondur La Liga'da ter döküyor. Mehmet Ali Sabuncu hazırlamış sevgili izleyiciler. Figüranın başrol oynadığı film Yılmaz Özdil diyor ki... Fener-Trabzon maçı şöyle olmuş, Galatasaray-Bursa maçı böyle olmuş, Beşiktaş'ın karizması çizilmiş filan, fani işlerdir. Bugün yenilirsin, yarın yenersin. Ay çok güzel, Yılmaz Özdil'in yazıları şahane oluyor. Hepsini okumak istiyorum ama o kadar da uzun ki. İlk evlat erkek, Süreyya'nın eşi hamile, Beşiktaş Kıbrıs'ta kampta Hoca Gordon Min. Şak haber gelmiş ki yenge doğum yapmış. Feyyaz'a Allah aşkına biriniz atın. Meraklanın siz de. Bu arada sevgili izleyiciler, Yılmaz Özdil bir tane fanatik almanız gerekecek. Figüranın başrol oynadığı film başlıklı yazısını Yılmaz Özdil'in. Ne olur okuyun. Çok güzel. Evet. Uzun olduğu için aktaramadım. Gönül ister ki aktaralım. Evet, fotomaç. Fotomaç. Fas fotomaçtayız. Yönetimde çatlak. Trabzon. Fenerbahçe yönetimi kocamanı tartışmaya başladı. Eyvah. 3'e katladı. Bursaspor Ertuğrul Sağlam'la değerini artırdı. 3'e katladı. Yeşil Beyazlılar başarılı hocayla birlikte takım değerini 15 milyon eurodan 50 milyona çıkardı deniyor. Ozan İpek Oruç'ta denmiş. Forma giydiği 5 hazırlık maçında fileleri sarsamadı deniyor. Oruç'ta olması doğaldır. Ramazan ayındayız çünkü. Habertürk. Bu kadar baskı unsuru yapmaya gerek yok. Neticede o bir kanat oyuncusu. Gerçi bizim futbolcularımızın hepsi golcü ama olsun. İşte bir kere bir şeyi başardığınız zaman çıtayı yükseltiyorsunuz. Herkes sizden onu bekliyor. Başarı da böyle bir şey. Devamlılık isteyen bir şey. Ulubatlı Sağlam. Ulubatlı Sağlam başlığını dün Bursa Hakimiyet Gazetesi kullanmıştı. Şimdi bugün Habertürk çok beğenmiş olacak ki. Onlar da kullanmışlar. Bursa taraftarı Şampiyon Hoca'ya yeni lakap taktı. Ulubatlı Sağlam. Geçtiğimiz sezon İnönü'de Beşiktaş'ı, Saracoğlu'nda Fenerbahçe'yi deviren Ertuğrul Sağlam bu yılda Ali Sami Yen'de aslan avlayınca İstanbul Fatihi ilan edildi. Ama haklı bir gurur. Evet. Ve işte bu güzel göz kabartıcı haberleri, insana gurura, onura gark eden haberleri okuduktan sonra efendim... Diyoruz ki gününüz güzel geçsin, yarın güzel günlere gebe olsun, güzel günlere gebe olsun. Biz de o güzellikleri sizlerle paylaşalım. Ne zaman? 26 Ağustos 2010 Perşembe sabahında. O saate kadar gününüz çok güzel geçsin, bol kazançlı, mutlu, neşeli, gülümseyen ama illaki sağlıklı bir gün geçirin efendim. Hoşçakalın.